Bugün elektronik müzik 101 seminerlerin ilkini yapacağız. Bu seminerlerde amacımız elektronik müzik kültürünü okulda yaymak, insanları bu konuda bilinçlendirmek. Öncelikle Koç Üniversitesi DJs and Producers Society'yi tanıtarak başlayacağım. Bu sene kurulduk, yeni kurulan bir topluluğuz. Amacımız elektronik müzik ile ilgilenen öğrenciler için bir platform oluşturmak. Bu öğrenciler DJ'ler, producer'lar, beatmaker'lar ve dinleyiciler olabilir. Bu insanların elektronik müzik yapabilmesini, dinle ve elektronik müziği dinleyip eğlenebilmesini sağlayacağız. Planlarımız radyolarda DJ'lerimizin setlerini yayınlatmak, DJ'lik ve prodüksiyon öğretmek öğrencilerimize, elektronik müzik hakkında genel kültür oluşturmak, okulumuzun eğlencelerinde yer almak, bahar şenliği, business trip gibi aktivitelerde yer almak, hatta kendimiz yenilerini düzenlemek, DJ'lik ve production yarışmaları gibi bu aktivitelere Boğaziçi Radyo'nun düzenlediği Battle of DJs yarışmasını örnek verebilirim. Ya da remix yarışmaları yapılabilir. Çok uzatmadan topluluğu tanıttıktan sonra seminere başlıyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Emre Kağan Yılmaz, 4 yıldır DJ'likle uğraşıyorum. 9 aydır profesyonel olarak çalıyorum. Tekno, trans ve indie dans türlerini çalıyorum. Seminerimizin genel içeriği, ilk önce DJ'in ne yaptığını ve müziğin basit yapısını tanıtarak başlayacağım. Ondan sonra elektronik müzik türlerini tanıtacağım. Birkaç tane sevdiğim elektronik müzik türünü tanıtacağım. Ondan sonra DJ ekipmanlarını tanıtacağım. Öncelikle size bir parçanın yapısını gösteriyorum bu slaytta. Parça intro bölümüyle başlar. Bu bölümde enerji düşüktür. Daha çok parça dinleyiciye tanıtılır. Ve bu bölüm yani dinleyicinin çok dinlemek istemediği bir bölümdür. Aynı şekilde outro'da parçanın bittiği enerjinin düşük olduğu bir bölümdür. Asıl parça hooklardan, drop'tan ve break'ten oluşur. Yani bu insanları dans ettiren ve parçanın hikayesini dinleyiciye sunan bölümlerdir. Hook, break, drop bölümleri. Mesela bir parçayı dinliyorsak, parçanın en dolu, en çok eğlendiğimiz yerleri genellikle hook, drop ve hook, drop yerleridir. Break yeri de daha çok parçanın hikayesini anladığımız yerlerdir. DJ olmasa dans pistlerinde bir parça kapatılıp bir parça açılır ve parça seçimi daha kötü olur. Ve mesela biz bir parçayı açıp diğer parçayı DJ olmadan, mix olmadan açıp kapadığımızda intro ve outro bölümlerini dinlemek zorunda kalırız. Dans pistinde bunu yapmak mümkün değildir, özellikle dans pistlerinde. Çünkü intro ve outro bölümleri insanların daha çok dans elektronik müzikte özellikle olmak üzere insanların daha çok dans edemeyeceği bölümlerdir. Yani kısaca göstermek gerekirse bir elektronik müziğin intro bölümü burasıdır. Daha çok soft ve parçanın giriş yaptığı bölümdür. Burası da outro bölümdür. Yine boş yerleridir parçanın. Buraları daha çok hareketin ve parçanın hikayesinin olduğu yerlerdir. DJ'in görevi kısa bir sürü parçadan bir tane bütün uzun 2-3 saatlik bir parça oluşturmak, yani mix oluşturmaktır. Dans pistindeki enerjinin devamlılığını sağlamaktır. Yani müziğin hiç bu intro ve outro dediğimiz düşüş noktalarına hiç ulaşmamasıdır 1-2 saat boyunca. Aynı zamanda iyi bir DJ, özellikle underground, yeraltı müzik türlerinde olmak üzere bunlara teknoyu, psytrance'ı örnek verebiliriz. Bilinmeyen ve dinleyicinin hoşuna giden parçaları, yani ID parçaları bulmasıyla belli olur.
Bu DJ'ler genellikle parçaları birleştirirken belli müzik teorisinden gelen bazı kuralları kullanarak birleştirirler. Bazı DJ'ler kendilerinden yeni şeyler katar ve dans pistini daha hareketli kılar. Şimdi size özellikle kendi sevdiğim türler olmak üzere bazı subjanraları tanıtacağım. Peak Time Tekno ile başlayacağım. Peak Time Tekno'yu tanıtmadan önce öncelikle Tekno'yu tanıtayım. Tekno sürekli tekrar eden dörtlüklerden oluşur. Kick olarak bass drum kullanılır. Genelde pesimistik olan şarkılardır. Peak Time Tekno'da da bu sürekli tekrar eden bir türdür tekno olduğu için. Peak Time denmesinin nedeni belli bir yerde şarkının peak etmesidir. Yani zirveye ulaşmasıdır. Bu türün en bilinen DJ'yi Umek denebilir. Şimdi size dinleteyim. Böylece anlayacaksınız Peak Time Tekno'nun neden Peak Time dendiği. Ne? Belli bir noktada şarkı peak ediyor. Parçanın break'indeyiz. Break bittikten sonra drop denen kısmına geldiğimizde parçanın en yüksek enerjisinin en yoğun olduğu bölüme geleceğiz. Ne dinledik şimdi? Bir Peak Time Tekno parçasının break'inden drop bölümüne geçtiği yeri dinledik. Ne duyduk? Sürekli tekrar eden bir dörtlük duyduk ve break'ten drop'a geçerken hızlı bir yükseliş duyduk. Bu Peak Time Tekno'nun özelliği oluyor. Şimdi house türünü tanıtayım size. Deep House'u tanıtmadan önce. Deep House'la tekno birbirine benzer. Aralarındaki en önemli fark tekno sürekli tekrar eden bir dörtlükten oluşur. House da böyle. Fakat House'un dörtlüğü daha canlıdır ve kick drum kullanılır. İçindeki ses, belli başlı sesler farklıdır yani. Daha basit anlatmak gerekirse. Dinledikçe zaten kulağınıza aşina oldukça House ve tekno'yu kolayca ayırabilecek duruma gelirsiniz. Ve tekno'ya göre daha yavaş bir türdür. Deep House'a gelmek gerekirse, Deep House yumuşak set House türünde yumuşak seslerin ve basın yoğun olduğu bir türdür. Çok vokal kullanılır ve yavaştır. 110-125 BPM arasıdır. BPM ne demektir? Beat per minute'tir. Yani bir dakikada beat sayısıdır. Kaç kere vuruş olduğudur. Şöyle dinleyebiliriz bir Deep House parçası. Ne duyduk? Yumuşak sesleri duyduk ve basın çok olduğunu duyduk ve vokalleri duyduk. Ve temposunun daha tekno'ya göre yavaş yumuşak bir tür olduğunu duyduk. Şimdi psytrance'a geçeceğiz. Psytrance, psychedelic trance olarak da bilinir. Trance türü 110-150 BPM arasında değişir. Yani çok hızlı, yüksek enerjili bir türdür. Psytrance'da daha çok psytrance'ın bir türüdür. Trance'a göre daha enteresan ve yoğun enteresan seslerin olduğu ve yoğun melodili olan bir türdür. Doğa severler ve maceracı insanlar tarafından daha çok sevilir. İlerlemeli, hızlı bir türdür. En çok bilinen DJ'ye Asterix denebilir. Yüksek enerjili bir türdür. Şimdi Side Trans dinleyeceğiz. Yani.
ne duyduk? Psytrance türünde daha enteresan sesler duyduk. Yani enteresan vokaller duyduk ve yoğun, hızlı bir melodi, tempo duyduk. Şimdi dubstep türüne geçeceğiz. Dubstep türü, dubstep denince akla zaten yüksek sesli elektronik müzik şarkısı denir. Dubstepler düzensiz bir elektronik müzik janrasıdır. En bilinen diyeceği Skrillex denebilir. Daha çok çocuklar tarafından sevilir. Çünkü yoğun ve yüksek seslidir. Yani en çok çocukların sevdiği sesidir. Dubstep üretirken müzik ses seviyesini en yüksekte tutmaya çalışırız ve düzensiz ve yoğun bir parça yaratmaya çalışırız. Şimdi Big Room'a gireceğim. Big Room türü en çok herkesin bildiği ve konuştuğu dünya çapında festival Tomorrowland tarafından popüler edilmiş bir tür denebilir. Genel mutlu bir havası vardır. Yani Türkiye'de daha çok EDM diye bahsedilir. Ama Big Room ayrı bir türdür. Genelde Electro House dediğimiz türle karıştırılabilir. İkisi çok benzerdir. Ama House, buna, Electro House buna göre daha yumuşaktır ve House ritmi vardır. Şimdi Big Room'u dinleyeceğiz. Pardon. Bu Big Room çok mutlu, güzel enerjili bir türdür. Daha çok açık alanlarda ve festivallerde çalınır. Adından da anlaşılabildiği gibi, yani geniş alanlarda daha çok tercih edilen bir türdür. Sanırım chatten bir sorum geldi. Duyuluyor mu sesim? Kanka sesin duyuluyor da açtığın şarkıların sesi de mikrofondan geldiği için çok şey geliyor. Ne denir ona? Böyle gürültülü ve cızırtılı geliyor. Baştan şarkılar duyuldu mu yoksa baştan dinlemek gerekir mi? Ya şarkılar duyuldu. Vermek istediğim mesaj anlaşıldı da. Zoom yani direkt bilgisayarın sesini Zoom'a verme diye bir şey varsa belki daha faydalı olabilir. Yoksa ama böyle de gidiyor yani. Kalitesi düşük oldu sanırım. Aynen ya, sen şarkı açıyorsun, senin hoparlöründen çıkan ses mikrofondan Zoom'a gelip biz öyle duyuyoruz. Direkt Emre, share screen yaptığın yerde share sound diye bir şey de var. Onu aktive edersen müziği direkt aktarır bize. Tamam, onu hemen aktive ediyorum. Share computer sound. Okey, tamamdır. Teşekkürler. O zaman kısaca hepsini tekrardan dinleyelim mi? Yoksa devam mı edelim? Bence anlaşıldı. Yani normal devam etsen olur gibi. Tamamdır. Aynen, bence de gerek yok. Şimdi drum and bass türüyle devam edeceğiz. Drum and bass türü adından da anlaşılabildiği gibi sadece drum ve basslerin drum ve bassların olduğu bir türdür. Yani arada vokal de olabilir ama bu seslerin çok ön planda olduğunu söyleyebilirim. Drum sesi aslında, yani elektronik müzikte drum sesi dendiğinde daha çok baterinin içinden, baterinin o drum'ı, böyle sert bir sesi var ya, onun sesinin türevleri akla gelir. Bas da herkesin bildiğimiz
bildiği basslardır. Çok hızlıdır ve içindeki sesler sertir. Şimdi dinleyeceğiz drum and bass'ı. Yani hızlıdır diyebilirim böyle. Hard techno ile devam edeceğiz. Hard techno, techno'nun daha çok partilerde daha hızlı çalınmasıyla oluşmuş bir türdür. Industrial ve acid techno ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü bunun kickleri daha yoğundur acid ve industrial techno'ya göre. Daha sert kickleri vardır. Daha dolgun kitleri vardır acid ve industrial teknolojiye. Melodic techno'nun melodic techno, melodic house ve techno türünün birleşmesiyle oluşmuştur. Yani yeni bir tür sayılabilir. Techno'nun içinde melodi vardır. Melodinin ne olduğu, melodi genelde zaten zaten duyunca anlaşılan bir şeydir. Bir şeyde bir tekrar eden dörtlük ve bas drum varsa ve 120-128 BPM arasındayız, 120-126 BPM arasındaysa ve içinde melodi varsa buna melodik tekno diyoruz. Kısaca melodic house türünün içine tekno ritme yani tekno beat'i yerleştirilmiş bir türdür. Bu örneği melodiyi daha rahat duyun diye koydum. Net bir şekilde içindeki melodi duyuluyor. Tech house türüyle devam edeceğiz. Tech house türü house'tur. Yani house beat'i vardır ama yani ben dinleyince sanki yani böyle caz müzik sesleri kullanılmış gibi bir hava alıyorum. Şöyle. Evet, bu bazı sub-janrları tanıttım. Kısaca ana özelliklerini verdim. Elektronik müzik sevmiyorum diyen insanlar vardır ama yani benim tahminimce bu insanların sayısı aslında olduğundan çok daha az. Çünkü elektronik müziğin yani bir sürü çeşidi vardır. Yani ben sadece burada 10 tanesini falan tanıttım ama elektronik müziğin 20'den fazla çeşidi vardır. Her sene yenisi çıkmaktadır. Örneğin bu sene Organic House gibi bir tür çıktı. Bu sene değil de yeni çıkanlardan. Her sene yeni bir tür eklenmektedir. Yeni bazı seslerin yeni seslerle birleştirilmesiyle bazı beat'in bazı öbür tekno janrasının sesleriyle birleştirilmesiyle yeni türler üretilir. Yani bir insanın bu bütün türleri sevmemesinin ihtimali bayağı düşüktür diye düşünüyorum. Şimdi DJ ekipmanlarını tanıtacağım. DJ'ler ikiye ayrılır. Bazıları live çalan DJ'ler ve normal CDJ controller'lardan çalan DJ'ler. Live çalan DJ'lerin bir tane pad'i olur. Bu pad'de bir sürü tuşlar görürsünüz. Tuşların hepsi aşağı yukarı aynıdır. Bu tuşların içinde sesler olur. O sesleri tek tek basarak, bunları loop'a alarak bir bütün oluştururlar 1-2 saatlik. Bunu yapmak daha zordur denebilir. Bunu yapmak için bir production
Yani prodüksiyon bilgisine ihtiyaç vardır. Diğer tip DJ'ler bu resimde gördüğünüz ekipmanı kullanarak çalarlar. Resimde gördüğünüz ekipman ne işe yarar? Sol tarafında bir şarkı vardır. Sağ tarafında bir şarkı vardır. Bu şarkıları birbirine karıştırarak, özellikle intro ve outro bölümlerini üst üste koyarak uzun bir bütün oluştururlar. Ben bugün size bu ekipmanı tanıtacağım. Benim niye bunu seçtim? Çünkü benim de bu evimde bu ekipmandan var. Kısa bir ara vereceğiz. Ben bu ekipmanı kuracağım. Kamerayı oraya getireceğim. Size tanıtacağım. Ana mantık nedir? Onu anlatayım önce. Ana mantık, sol tarafta bir yuvarlak görüyorsunuz. Bu eski bildiğiniz plakların modern halidir. Buraya bir şarkı koyulur. Sol taraftaki yuvarlak da diğer plağı temsil eder. Oraya bir şarkı koyulur. Böylece bu iki şarkı birbirine karıştırılır. Uzun bir bütün elde edilir. Bir şarkı bitince onun plağı çıkarılır. Yerine başka bir şarkının plağı konur. Böylece müziğin devamlılığı ve sağlanır. Aynı zamanda bu setup bazı, mesela diyelim ki bir şarkının tiz seslerini kısarsınız, diğer şarkının tiz seslerinin duyulmasını sağlarsınız. Tiz sesleri derken frekansı yüksek olan seslerdir. Orta ses, böyle daha çok çınlama tarzı sesler diyebilirim. Aynı şekilde orta ve yüksek frekanslı seslere de yapılır. Orta frekanslı sesler daha çok melodiler ve vokallerdir. Düşük frekanslı sesler de daha çok baslar ve sallardır. Aynı zamanda bu gördüğünüz alet belli bir şarkıya efekt vererek, aynı yere tekrarlayarak dinleyicinin şarkıyı her duyduğunda farklı şekilde azıcık değiştirilmiş bir versiyonunu duymasını ve böylece şarkıdan sıkılmamasını sağlar. Ve aynı zamanda DJ'in kendinden kattığı ve DJ kendinden şarkıya bir hikaye katabilir, yani oluşturulan bir bütüne bir hikaye katabilir. Mesela ne olabilir bu hikaye? Başta hızlanır, sonra duygusal şarkılar çalar, sonra daha çok birden yükselen peak time şarkılar çalabilir. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ben bu arada kontrolörü kuracağım. Size daha yakından gösterme fırsatı bulacağım.